Aylin'cim nasılsın? Çok teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de. Sağ ol. Senden bugün nasıl güzel şeyler öğreneceğiz? Tarifler, fikirler. Neler var aklında? Şöyle hemen enginar geliyor aklıma şimdi tam mevsimi. Bir de mevsimi olmasının yanı sıra mesela Urla'da sakız enginarı festival yapılacaktı. Bir sürü hazırlıklar. Hazırlıkları bir tarafa bırak, hasat var. Tabii çok değişik günlerden geçiyoruz. Özellikle küçük üreticinin zarar görmemesi gereken dönemler bunlar. Çünkü yarın öbür gün biz gene restoranlarda buluşacağız. Yine o güzel İnşallah. ürünleri arıyor olacağız. Şimdi enginar deyince bizim herhalde yani 100 çeşit, 100 bin çeşit reçetemiz vardır. Anneler ne güzel şeyler yaparlar. Özellikle Ege'de, değil Ah, mi? ah, ah Peki tabii. Aylin'cim, o zaman buradan şeyi de söyleyelim. Tabii ki restoranlar falan kapalı olunca şu anda enginarların da çoğu tarlada kaldı. Ve aslında herkes evine sipariş edebilir. Web'ten araştırdıkları zaman şu anda eve sipariş ve direkt tarladan toplandığı gibi gönderiliyor. Bir de böyle şahane reçeteler olunca mümkün olduğunca zaten tüketmemiz de gerekiyor. Hem destek olmak için hem sağlığımız için de. Çok çok önemli söylediğin. Sağlık tarafından bakacak olursak zaten çoğu kimse bilir böyle 40 günlük enginar kürleri vardır. İşte suyunu içeriz, yemeğini yaparız gibi. Gerçekten sadece Instagram'da enginar diye baktığımızda bile ulaşabiliriz. Taze taze gelecek evlere kadar hem sağlığımız için hem üreticimizi desteklemek için tekrar tekrar altını çizelim. Enginar tüketelim bol bol. Süper. Peki bu kadar güzel reçeteler var. Biz şimdi ne yapalım? Ben böyle hep özellikle annelerin reçeteleri söz konusu olduğunda hemen bir heyecan yaparım. Onlardan daha iyi yapabilmemiz mümkün değil. Senelerdir yapıyorlar. Annelerinden belki el aldılar. Peki çok özür dilerim. Yok yok, hiç önemli. Ne oldu biliyor musun? Çok tatlı ya. Şu an evin içinde yapılmayan turşu denemesi yok. Bu da su kefirinin ikinci fermantasyonu. Evin içinde Çok bereket şeker. taşıyor. Ne güzel. Sonra ben bu reçetenin gerçekten müptelası oldum. Bütün yaptığımızda hafif tuzlu bir suda haşlamak enginarı, bütün enginarı. Ondan sonra yapraklarını birer birer gerçekten masada önünüzde o muazzam şekliyle tabağa koyuyoruz. Yapraklarını birer birer soyup o etli kısımlarını yiyerek hatta masada böyle bir yarışmaya dönerdi o. Yeniden enginar şeklini verecek şekilde üst üste dizeriz. Peki Aylin'cim, bütün yani dışarıdan hiç yaprak temizlemeden mi direkt pişiriyorsun? Evet. Şöyle. İç tarafındaki şeyler, tüyler ne oluyor? Hiçbir şey yapmadık. Gayet güzel yaprakların arasını açarak temizledik. Ha, Güzelce tüylerini yıkadık. aldık. Tamam. Henüz hiçbir şeyini almadık. Okey. Bütün enginarımızı aldık. Şöyle kenarlarını açıp hani içinde bir toz olur, kum olur, böcek olur. Bunları güzelce yıkadık. Bütün enginar duruyor. Enginarın sapını da aldık ki dik oturabilsin. Tamam. Mümkünse buharda haşlamalıyız. Az suda. Haşladığımız suyu da içerek soğuk soğuk içine belki limon sıkarak sabah ilk iş tüketmek gerçekten ilaçtır, şifadır. Henüz hiçbir şey yapmadık. Sadece yıkadığımız enginarlarımızı haşladık. Haşlandı mı diye bakmak için de içine minik bir iğne, bir bıçağın sapını sokmak yeterli. Bu şekilde getirdik, masada servis ediyoruz. Yapılan şey birer birer o yaprakları koparıp hemen altında etli kısmını İplerinde. yedik. Şimdi bunu ben bu şekliyle bile yemeği tercih ediyorum, seviyorum. Ama yanında küçük soslar dedik. Şimdi ben bunların reçetelerini de ayrıca vereceğim ama ne seviyorsanız derken bir fikir verelim. Ne olabilir? Sarımsaklı Of. mayonez. Şöyle limonlu, zeytinyağlı, ballı bir sos. Ki bu var ise mesela yeşil limon.
kabuğu da içine koyulmuş olarak. O da böyle iyice kalın bir vinegret aslında bu da. Tereyağı kendi başına zaten efsane. Tereyağına batırıyoruz, yiyoruz. Şahane. Tereyağına batırıyoruz. Çok da basit değil mi? Burada bir tek aslında el alan şey sosları hazırlamak olabilir. O kadar. Enginar çok kolay. Peki tüyleri hiçbir şekilde gelmiyor değil mi? Ben şimdi onu merak ettim. O tamam. Ortasındaki şimdi, tüyler. Evet, yedik ve ufak çanak ufak durdu aşağıda. Çanağa yaklaştık. Şimdi o iyice körpe yapraklara geldiğimiz zaman zaten pıt diye alınacak. Hele o kadar tamam. Taptaze geliyor ki bu tamam, dönemde. Kaşığın ucuyla o tüyleri kenara alıp o kalan çanağı da istediğiniz sostan koyup onu da tüketebiliyoruz. O zaman buradan herkese seslenelim. Hazır mevsimiyken o Urla'nın sakız enginarlarını kaçırmayın. Zaten bundan sonra bulamazsınız da hem mevsimi de bitecek. Ayrıca restoranlar, oteller falan kapış kapış alıyor. Şimdi hazır bu kadar bolluk varken değerlendirmek de lazım. Buradan seslenelim herkese. Bol bol enginar tüketsinler bu ara. Değil mi Aykıncığım? Harikasın. Çok teşekkürler. Ben teşekkür çok ederim. Çok sağ ol. Şahane oldu. Ben de deneyeceğim. Ben genelde üşeniyorum yaprak yaprak yapmayı ama deneyeceğim bu verdiğin tarifi. Afiyet olsun. Öpüyorum.